müziğin ve mimarlığın birlikte çalışması beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ben daha önce sizin Galata'da bir apartmana girdiğimde orada bir ses enstalasyonunuzla karşılaşmıştım ve daha sonrasında bunu blogda konu etmiştim. Hakikaten çok etkilenmiştim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani mimari ve müzik ortak nasıl çalışabilir? Müzik sevmediğimiz mekanları bize sevdirebilir mi? Enstalasyonlar müzikteki duygu yoğunluğunu binalara, mekanlara aşılayabilir mi? Ki aşılayabilir mutlaka. Ve bu tip enstalasyonlar yaparken siz nelere dikkat ediyorsunuz? Açık mekanda atmosfer, kalabalık, karmaşa, gürültü, eseriniz oluştururken nasıl şekillendiriyor, sıkılıyor mu? Yani tabii enstalasyonun nerede sunulduğu çok önemli. Yani The Morning Line eserinde mesela tamamıyla çok büyük bir mimari yapı. O mimari yapının içerisinde 47 tane speaker var. Ve o mimari yapı gidilen mekanlarda, bu Türkiye'ye geldiği zaman Eminönü Meydanı'ndaydı. Amerika'ya gittiği zaman galiba Lincoln Center'da olacak. Başka yerlerde büyük mekan, dış mekanlarda kurulan bir şey için, bir ses enstalasyonu için bir eser yapmakla işte Kapalı. bir kapalı mekanda, bir ufak mekanda, büyük mekanda yapmak arasında çok ciddi bir fark var. Bir kere en basitinden dışarıdaki mekanda başka insanların interaksiyonu var, trafik gürültüsü var, başka ses etmenleri de var. Yani sadece sizin işiniz değil, o işle beraber dışarıdaki sesleri ve nasıl onlarla interaksiyona geçeceğini de düşünmeniz gerekiyor. Ama kapalı mekanlarda daha kontrollü mekanizma var. Hele müzelerde, yani arterdeki konuştuğumuz işte de tamamıyla bir kapalı mekan. Her şey kontrollü, kontrol altında. Yani hoparlörlerin bir santim solda mı, bir santim sağda mı olacağına kadar karar verilen kontrollü, Hesaplandı. evet, hepsi hesaplanmış vaziyette. Onun etkisi daha farklı oluyor tabii. Kontrollü mekanda siz istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz ve duyguyu istediğiniz şekilde vermeniz daha rahat. Çünkü diyorsunuz ki ben bunu bu şekilde kurdum ve izleyici de şurada otursun ve en güzel hissedebileceği, duyumlayabileceği yer orası olacak. Ama öbür tarafta İşte Eminönü Meydanı'nda o structure çevresinde geziyorsunuz, bakıyorsunuz, duruyorsunuz, Çok etkileyici dinliyorsunuz. gerçekten. Yani o da farklı bir deneyim. Yani ikisini de farklı deneyimler olarak düşünmek lazım.